Değerli basın mensupu, basın mensupları, ekranları başında bizi seyreden vatandaşlar ve tüm hayvansever dostlarımız. İyi Parti İstanbul Milletvekili olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu tasarının ortaya atıldığı andan itibaren masum ve dilsiz hayvanların sesi olan tasarının yanlışlıklarının gerçek savunucusu tüm hayvanseverleri yüreklerinden öpüyorum. Rahatsızlığım nedeniyle onlara eşlik edemediğim için üzüntümü ifade ediyorum. Bugün burada sahipsiz hayvanlar için hazırlanan kanun tasarısını değerlendirmek üzere sizlerle bir aradayım. Bu tasarı üzülerek ifade ediyorum ki katliam teklifinden başka bir şey değildir. Sayıları milyonlarla ifade edilen sahipsiz hayvanların kısa zamanda toplanarak kısırlaştırılacağı, olmayan barınaklara yerleştirileceği, ötenazi adı altında katledileceği bu düzenlemeyi yasa olarak bizlerin önüne getirdiler. Bizlerden hayvanların vahşice öldürülmesini kabul etmeniz bekleniyorsa peşinen söylüyorum ki asla bunu kabul etmeyeceğiz. Ettirmemek için de direneceğiz. Kanun gerekçesindeki ifadelere ve kullanılan kavramlara baktığınızda dahi kendi içinde büyük çelişkileri olan öldürme odaklı bir durumla karşı karşıyayız. Peki nedir ötenazi? Ötenazi, dünya genelinde uygulaması yasaklanan, bazı ülkelerde ise sınırları ve çerçevesi son derece titiz kurallara bağlanmış bireysel bir tercihtir. Yani öldürülme isteğidir. Oysa önümüze getirilen tasarıda ötenazi ibaresi kullanılması uyutma ve vahşeti örtbas etme çabasıdır. Bu hayvanlar sizlerden ölmeyi mi talep ediyorlar? Elbette ki hayır. Hayatta kalma içgüdüleri var. Bu durum katliama hazırlık girişiminin sebebi nedir? İtlaf edeceğiz diyemediklerinden ötenazi kavramına başvurmuşlardır. Masum hayvanlara reva mı bu? Ötenazinin bilinçli olarak kullanılması. Bakın başka çaremiz yoktu. Haklı olarak öldürüyoruz cümlesini kurabilmek içindir. Başarısızlıklarına kılıf hazırlama, günah çıkarma, kanuna uymayı başaramadık çabasından başka bir şey değildir. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında yapılamayan, başarısız olunan, hatta kendi yakınlarına çıkar sağlamak için başvurdukları bir yöntemi yasa metni içerisinde doğrudan itiraf etmeleri değil midir? Gerekçeden okuyorum. Mevcut kanun ile hayvanların toplanması ve rehabilitasyona ilişkin sorumluluk belediyelere verilmiş ancak gerekli denetim mekanizması tesis edilemediğinden ilgili kuruluşlar üzerine düşeni tam anlamıyla yerine getirememiş ya da mevzuatın dar yorumlanması sebebiyle çözüme katkı sunmak istedikleri halde mevzuatla kendilerine çizilen sınırların geçemediklerinden popülasyon her geçen gün katlanarak artmaya devam etmiştir. Türkçe'ye çevirecek olursak, biz kanun yaptık ama gerekli denetim mekanizmasını tesis edemedik demektir. Bunu itiraf ediyorlar. Mevzuatla kendilerine çizilen sınır olmasa bu sorunu çoktan halledeceklermiş. Peki neydi o sınırlar? Peki neydi? Öldüremiyorlardı. Bu düzenlemeyle rahat rahat öldürebilecekler. Rehabilitasyon merkezi kurmak istediniz de bu yasa mı engelledi? Hayır. Kısırlaştırma yapmak istediniz de bu yasa mı size yapamazsınız dedi? Hayır. Peki nedir o zaman yasanın sınırladığı şey? Çok açık. Öldürme eylemi. Yasanın gerisi teferruattan ibaret. Değerli basın mensupları, gerekçede belirtilen diğer bir husus hayvandan insana bulaşan hastalıklardır.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde hayvanlardan insana geçen zoonoz hastalıklara yakalanan kişilerde en yüksek oranı Brusella oluşturmaktadır. Brusella'ya sebep veriliyor diye tüm inekleri öldürüyor muyuz? Hayır. Diğer taraftan 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanlara yönelik bakım evi kurma ve kısırlaştırma görevlerini belediyelere vermiş, nüfusu 25 binin üzerinde olan bütün belediyelerin kendi kısırlaştırma üniteleri ve bakım evi kurmaları zorunluluğu varken tesisler yapılmadı, belediyelere 3-4 yıl ek süre tanımlanarak kanuni yaptırımla ötelendi. Tanınan bu ek süreye rağmen belediyeler kısırlaştırma merkezi ile bakım evlerini yine kurmadılar. Hatta bazı belediyeler var olan merkezleri dahi kapattılar. Şimdi önümüze konulan metinde de benzer bir hüküm tercih edilmiş. Süre 2028 yılına ötelenmiş. 20 yıl sonra yaklaşık 1400 belediyeden büyük çoğunluğunda bu üniteler hala mevcut değil. Gerekçe de toplam 105 bin kapasiteli 322 bakım evi olduğu ifade edilmiştir. Tahmin edilen hayvan popülasyonu ise 4 milyon civarında. Nasıl olacak bu iş? 4 milyon nere? 105 bin nerede? Yasa çıkınca hemen toplamaya başlanacağına göre bu kadar hayvanı nereye nasıl sığdıracaksınız? Hayvan başına 3 metre kare yaşam alanı düşünseniz ki bu çok yetersiz 12 milyon metre kare eder. Hazır hale getirilmiş böyle bir yer var mı? Yok. Belediyelerin bir kısmı sahipsiz hayvanları öldürürken diğer bölümü kendi sınırlarındaki belediyelere dağa, taşa, ıssıza bırakarak kontrolsüz üremeye neden olurken şimdi ne yapılacak? Toplanacak hayvanlar tasarının 5. maddesinin son fıkrasına göre gidişatı önlemek adına kısa yoldan öldürülecek. Olmaz demeyin. Kim engelleyecek? Geçen 20 yıllık süre içinde görev ihmali olan ya da sokak hayvanlarını öldürdükleri veya ıssız bölgelere terk ettikleri belgelenen belediyelere karşı soruşturma başlatılmasına İçişleri Bakanlığı engel olmadı mı? İnsan güvenliği ve sağlığının yanında hayvan refahı için de kanunla kendilerine yüklenmiş bir sorumluluğu yerine getirmeyen yerel yönetimler merkezi idarenin koruma şemsiyesi altında korunmadı mı? Bu belediyelerin görev ihmalleri konfor içinde sürdürmelerine ve kontrolsüz üremenin devam etmesine neden olmuştur. Şimdi bunun hesabını kimden soruyorsunuz? Görevini yerine getiremeyenlerden mi? Denetlemeyenlerden mi? Onlara bakarsanız suçluyu bulmuşlar. Kendileri değil ama sahipsiz, dilsiz, masum hayvanlar. Büyük şehirlerin bir bölümünde büyük barınaklar inşa edildi. Peki binlerce hayvanın yeterli hijyen sağlanarak uygun koşullarda bakılması mümkün mü? Elbette hayır. İçlerinden barınakları gezen oldu mu bu tasarıyı hazırlamadan önce bunu merak ediyorum. Dolayısıyla iyi niyetle hizmete sokulan pek çok bakım evi maalesef bir süre sonra hayvanlar için toplu ölüm merkezleri haline gelmiştir. Büyük bakım evlerinin olduğu illerde yıl içerisinde binlerce kısırlaştırılma yapılması gerekirken rakamlar göstermelik ve çok düşük kaldı. Bu da üreme, katletme döngüsünü beraberinde getirdi. Kırsalda yaşanan üreme sorunu göz ardı edildi. Herhangi bir çözüm sunulmadı. 18 binden fazla köyümüz var. Bu köyde tarım, hayvancılıkla uğraşan milyonlarca vatandaşımızın bağını, bahçesini, ekinini, sürüsünü korumak için beslediği on binlerce köpeği bulunmaktadır. Bu köpekler üreyip doğurdukça köylüler yavrularını en yakın ilçelere götürüp bırakır hale geldiler. Bu yaygın uygulama illerin dış çeper ilçelerindeki köpek nüfusunun artışındaki en temel etkendir.
merdiven altı hayvan üretimi, internetten satışlar veya yurda kaçak hayvanların sokulması engellenmemiş, denetlenmemiştir. Bu hevesle çocuklara karne hediyesi alarak alınan hayvanlar bir süre sonra terk edilerek sahipsiz sokak hayvanı haline dönüşmüştür. Mevcut durumda ölen hayvanların çoğu kırsalda vatandaşın kendi imkanı ile gömmüşlerdir. Bu durum özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından bir halk sağlığı sorunudur. Bunlara yönelik bir çözüm var mı bu yasada? Yok. Uyutma olarak tabir edilen operasyonda bir hayvana kullanılacak ilaç ve diğer işlemlerin maliyetinin bugünkü rakamlarla 4000 TL olduğu ifade ediliyor. Milyonlarca köpek için bu rakamın maliyeti 16 milyar liradan daha fazla. Tesis maliyetlerini konuşmuyorum bile. Kısırlaştırma 500 lira. Birçok veterinerimiz ücretsiz kısırlaştırma yapmaya da hazır üstelik. Yani öldürmek yaşatmanın kat kat üstünde. Bu maliyeti kim yüklenecek? Zaten zor durumda olduklarını seçimden sonra ortaya çıkan belediyeler mi? Maliyeti bir yana, sahipsiz hayvanları öldürdükten sonra ne yapacaksınız? Kırsaldaki diğer canlılara yem olarak sunup onların da saldırganlaşmasına mı yol açacaksınız? Bu insan sağlığı açısından büyük bir tehdit değil mi? Söz konusu taslak hazırlanırken veteriner hekimleri veya sağlık kuruluşundan herhangi bir görüş alınmış mıdır? Yasada bununla ilgili bir hüküm var mı? Göremedim. Bu yasa konunun paydaşları, Veteriner Hekimler Merkezi Konseyi, veteriner fakülteleri, sivil toplum örgütleri, baroların hayvan hakları merkezlerinin görüşü dahi hazırlanmadan hazırlanan garabet bir tasarıdır. Kabul edilmesi mümkün değildir. Çözüm doğanı öldürmek değildir. Doğmayı engellemektir. Çözüm için 1393 belediyede 264 iş gününde günde 11 kısırlaştırmayla 4 milyon hayvan kısırlaştırılabilirken öldürmek niye? Teklife dönelim yeniden. Zoonoz hastalıklar ve kuduz vakaları. Ülkemizde nadiren yaşanan kuduz vakalarında veteriner fakülteleri tarafından yapılan testlerde virüsün yaban hayvanı kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalar yaban hayatıyla insanlar arasında bariyer olan hayvan popülasyonunun yani köpeklerin yok edilmesi halinde kuduz vakalarında tehlikeli ve ciddi bir artış yaşanacağını göstermiyor mu? Günümüzde hayvanlardan insanlara bulaştığı belirlenen 150 üzerinde hastalık var. Bu hastalıklar insanlara yalnızca canlı hayvan ile temas ile değil, hayvansal gıda kaynaklı olarak da bulaşmaktadır. Hayvan ve toplum sağlığının korunması için Tarım Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın müşterek çalışması ve buna ilişkin mevzuat yapması gerekmez mi? Her iki bakanlık bünyesinde veteriner hekim istihdamının arttırılması söz konusu sorun ile mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır. Gerekçe de Emniyet Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 2019 ve 2023 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3534 trafik kazası ve buna bağlı olarak 55 ölüm, 5147 yaralanma meydana gelmiştir deniliyor. Kurallara uygun araç kullanmayı vatandaşlarımıza kazandıramıyorsunuz. Gerekli levha ve önlemleri karayollarına alamıyorsunuz. Sonra hayvanların neden olduğu kazaların çetelesini tutuyorsunuz. Şehirler arası yollarda kazaya sebep olan hayvanlar içerisinde sadece köpek mi var? Ne yapacağız şimdi? Kirpileri, tilkileri, kurtları, sansarları, koyunları, inekleri de mi uyutacağız? Sayın Güler yasayı savunuyor ama korkarım bu durumdan haberi yok. Veya biliyor da bilmemezlikten geliyor, kendine verilen yasayı savunmaya çalışıyor, grubuna kabul ettirmek için uğraşıyor. Genetik kodlarımıza, inançlarımıza aykırı, kültürümüze ters,
değerlerimizden uzak bir şekilde yapıyorlar bu çılgınlığı. Çılgın projeleri her zaman vardı. Ne için, kim adına, orasını kimse anlamıyor. Bir başka gerekçe, sahipsiz hayvanlar, koyun, keçi, inek, buzağı, tavuk gibi ekonomik değeri olan çiftlik hayvanlarına saldırarak maddi kayıplara sebebiyet vermesiymiş. Arkadaşlar, kurt puslu havayı sever, sürülere saldırılır. Türkülere bile konu olmuştu, yüzyıllardır devam eder bu. İyi de biz kurtları yok etmek için sürek avlarına mı düzenleyeceğiz? Utanacak bir durumdayız şu an. Kurtları kuzudan uzak tutan kim? Köpekler değil mi? O zaman niçin öldürüyorsunuz? Bugün çocuklarınızın gözü önünde hayvanları öldürürsek vicdanen yüzlerine nasıl bakacağız? Öldürmeyi devlet olarak meşrulaştırırsak dağda taşta öldürmeye başlayan insanları nasıl durduracağız? Öldürme eylemini öğrenen, canlıya karşı kin duygusu besleyen insanlar daha sonra güçlerinin yettiği çocuk ve kadınları öldürmeye başladığında ne diyeceksiniz? Bu suç sarmalı nereye kadar devam edip toplumu bozacak? Cinayetler artacak. Doğal yaşamdan habersiz sözde siyasiler toplum sosyolojisini bozacak olan bu tehlikeyi göremiyorlar mı? Bir kıvılcım mı başlatmak istiyorlar? Örnek gösterdikleri İngiltere, Fransa, Amerika gibi ülkeler yakala, kısırlaştır, tut, uyut modeli uygulamaktadır deniliyor. Ama uyutulan hayvan sayısını vermiyorlar. Kuralların nasıl titizlikle uygulandığını söylemiyorlar. Çünkü gerçeklere yer verilmesi durumunda yapamadıklarını, yapmadıkları ortaya çıkacak. Zaten bu yasa ile itiraf etmiş oldular. Sorunun giderilmesi elbette ki en önemli isteğimiz. İlimle, bilimle ve vicdanla. Ama bu hayvanları ölüme sürükleyecek bir düzenleme ile kesinlikle olmamalıdır. 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan araştırma komisyonu raporu bilimsel metotlarla bu sorunun giderilmesi için yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Hükümet edenler milletin iradesini ortaya koyduğu bu önerileri bir kenara atıp çözüm olarak kendi bildiklerini okumaktan başka bir tutum sergilememişlerdir. Bu kanun bir çözüm yöntemi değildir. Bizler inançlı insanlarız. Bu nizamı bozacak, tahrip edecek eylemlere alet olmayız. Yedi uyuyanlara yarenlik ederken mağaranın kapısında nöbet tutan çoban köpeği kıtmirin nesline neden bu zulmü reva görüyorlar? Vicdanlarınız o kadar mı köreldi? Sokak hayvanları sahipsiz değildir. Onları yaratan bir Rab vardır. Unutmayın ki cehennemde köpekler olmayacak. İlahi adaletten hiç mi çekinmiyorsunuz? Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca söylemini iktidar mensupları çok çabuk unutmuş anlaşılan. Son söz olarak bu teklif katliamın vesikasıdır. Doğal hayata ve yaşama hakkına açık bir saldırıdır. Tüm gücümüzle kanunlaşmasına karşı çıkacağız. Şayet saygıdeğer vekillerimize sesleniyorum. Bu yasayı onaylarsanız Allah'ın yarattığını öldürdüğünüzde hiçbir zaman yüce meclise bir daha yüce diyemeyeceksiniz. Bu sizlere nasip olmasın saygıdeğer vekil arkadaşlarım. Bunu sakın unutmayın. O meclis yaşatmak için var, öldürmek için değil. Yüceliğini elinden almayın. Komisyonda, genel kurulda, sokaklarda, dağlarda, ormanlarda, hayatın olduğu her noktada bu vahşetin karşısında olacağımızı sizlerin ve kamuoyunun önünde ilan ediyorum.
Katılımınız için teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki hükmedenlere, yasayı geri çek.